Bu videomuzda OnePlus 9 Pro alınır mı, alınmaz mı ona bakıyoruz. Selamünaleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. OnePlus 9 Pro'nun kutu açmasını yaklaşık 10 gün, 13 gün önce falan yapmıştık. Türkiye'de gene ilk olmuştu. Gene diyorum çünkü birkaç tane daha modelimiz böyle vardı. Fakat kanal büyük kitlelere hitap etmediği için hep böyle altta izlenmelerde kalıyoruz. Yapacak bir şey yok. Peki. O zamandan bu zamana OnePlus 9 Pro ile alakalı bir şeyler yayınladık. İşte ses testi yayınladık, pil testi yayınladık. O pil testinde gücünü falan görmüş olduk. Hem böylelikle pil testinde işte oksijen, kaloroz, hangisiyle devam etmeliyiz ona bir şekilde karar vermeye çalıştık. Ondan sonra ekran testi gelmedi. Gelmeyecekti. Zaten ekranında test yapacak bir durum yok. Gayet güzel bir ekranı var. Birkaç tane böyle fotoğrafımsı, videomsu testler geldi. Bu arada da kullanmış olduk telefonu. SIM kart takıp kullanmadığımız için hani SIM'de karşı tarafa ses nasıl gidiyor, nasıl geliyor, konuşma nedir, çekim gücü nedir bunlara bakmıyoruz. Zaten hiçbir telefonda bakmadık bugüne kadar. Kusura bakmayın. Hani genelde bu tip testi, o tip testleri yapmıyoruz. Peki. Şimdi ben OnePlus 9 Pro'nun üzerinden hızlıca özelliklerini anlatarak bir geçeyim. Neler bizi, yani bize neler veriyor bu telefon? Telefonumuzun öncelikle fiziksel yapısı olarak telefonumuzda 3 adet renk var. İşte şu an kamerada gördüğünüz yeşil ama siz mavi gibi görüyorsunuz. Şuradan vuran ışık yüzünden mavi gözüküyormuş bu. Evet, aslında yeşil bir renk. Böyle mistik bir yeşil demeyeyim de böyle su yeşili tarzında bir yeşil bir rengi var. Grisi var ve siyahı var. Siyahının şöyle bir özelliği var. Parlak siyah değil. Sanki böyle zımparalanmış yani zımpara gibi bir yüzeyi var. Ama elinizde zımpara gibi hissetmiyorsunuz. Gene kaygan bir yüzey. Demek ki arka taraf Gorilla Glass 5'te korunmuş. O zımpara gibi olan yüzey o Gorilla Glass'ın arkasına yapıştırılmış bir vaziyette olduğu için görüntüsü zımpara gibi gözüküyor. Velhasıl kelam 3 adet rengi olmuş oluyor. İşte siyah, gri, yeşil. Yani çok da üzerinde durmuyorum. Malzeme yapısı olarak ön arka Gorilla Glass 5 alüminyum bir çerçeveye sahip. 190 gram bir ağırlığı var bu telefonun. Telefonun IP68 sertifikası var. Bu da şu demek oluyor. 1,5 metreye kadar 30 dakika suyun içinde kalabilir. Hiçbir şey olmaz. Yani bu telefonla havuza girin, havuzda fotoğraf falan çekin, bana mısın demez. Ekran tarafına geldiğiniz zaman dediğim gibi ekran testi yapmadık, yapmaya gerek de duymuyoruz. Zaten çok güzel bir ekranı var. Hani neyle karşılaştıracaksın, neyle yapacaksın ya da ne göstereceksin? 2K ekran çözünürlüğü var. Flut 2 denilen bir AMOLED ekranı var. 1300 nitse kadar çıkan bir parlaklık. 6.7 inç %91 ekran kasa oranı var. 120 Hz tazeleme hızı HDR 10 Plus desteği var. Daha ne olsun? Yani daha ne olsun? 1 milyar renk derinliği var. Onu unutuyorduk. Dolayısıyla ekran dehşet iyi. Onda hiçbir problem yok. İşletim sistemine geldiğimiz zaman, işletim sistemi dediğimiz zaten Android de. Yani işletim sistemi Android. Yazılımına geldiğimiz zaman şimdi OnePlus'ta hiç görmediğimiz bir olay var. Çin'de üretilen ve Çin'e dağıtımı yapılan şekil A'daki olduğu gibi telefonlarda ColorOS da geliyor. ColorOS'u biz nereden biliyoruz? Oppo'lardan biliyoruz. Yani ne gerek var böyle bir şey yapmaya? Avrupa'da dağıttığına Oxygen OS veriyor. Çin'de dağıttığına ColorOS veriyor. Tabi OnePlus kullanıcıları hop oturuyor hop kalkıyor. Bu böyle olmaz diyor yani. Bizim diyor ColorOS'tan Oxygen'e de geçmemiz gerekir diyor. Çünkü OnePlus böyle bir özgürcü bir telefondu. Böyle bir ROM yayınlıyorlar firma. Bir ROM var ama bakın piyasada. O ROM hangi versiyonda olursanız olun fark etmiyor. O ROM'u kurabiliyorsunuz. ColorOS'tayken Oxygen'e geçiyorsunuz. Beğenmediniz mi? Oxygen'deyken ColorOS'a geçiyorsunuz. Böyle bir seçeneği var. Tabii şimdi bir sürü kişi şunu soruyor Türkiye'de. Hocam buna imeği atılabiliyor mu? Hani bu soruyu çok duyuyorum. Hani şimdi benim burada buna bir cevap vermem çok yakışık almaz. Ama bu OnePlus yani illaki bir yolu bulunabilir ya da bulunmuştur. Yani diyeyim siz araştırın bakın. Sonuçta şunu ben kendim yaptım. ColorOS'tan Oxygen'e geçtim. Oxygen'den de ColorOS'a geçtim. Hangisi daha iyiydi? Böyle de bir soru gelmişti.
Kaloros daha iyi. Yani daha eğlenceli bir arayüzü var. Oppo'nun arayüzü ama resmen Oppo, Renault yani Oppo kullanıyor gibi hissettim. Böyle OnePlus'a özgü bir arayüz olmadığı için kendimi Oppo kullanıyormuş gibi hissettim. Oksijene geçince de oksijen zaten neredeyse saf Android'e yakın bir sürüm, bir arayüz. Yani yazılım. Ya biraz şey geldi böyle, eğlencesiz geldi gerçekten. Ama tabii ki yağ gibi akan bir arayüz. Peki pil testlerinde ne yaptık? Pil testine gelmeden önce yazılımını söyledik. Yazılımı donanımla birleştirmek lazım. Şimdi donanımımızda ne var? Snapdragon 888. Zaten Snapdragon'un amiral gemisi bir işlemcisi, yani en tepe işlemcisi. Bu elimdeki telefonda 12 GB RAM, 256 GB hafızası olan modeli. Bunun 8 GB RAM'li, 128 GB hafızalı olanı da var. Şimdi 12-256 cepte. Snapdragon 888 cepte. O halde bütün testlerde çok yüksek bir puan alması gerekir diye düşünüyoruz. Fakat kanaldaki pil testine bakarsanız ColorOS'ta aldığı puanlar oksijende aldığı puanlardan daha düşük. Enteresan. Gerçekten enteresan. Oksijende ben ColorOS'un çok daha üstüne çıkacak diye düşündüm. Öyle olmadı. Belki güncellemelerle düzeltilir. İşte bu cümleler yanlış cümleler oluyor. Belki güncellemelerle düzeltilir. Güncellemeyle düzeltilecek. Arkadaş, sen sürümünü yaptığın zaman, yazılımını yaptığın zaman bunları test etmiyor musun ya? Ya vallahi gına geldi artık. Bu firmaların dandik yazılımla piyasaya telefon sürmelerinden gına geldi. Geleceğiz şimdi o kamera kısmına da geleceğiz. Orada da çok böyle beni delilendiren durumlar oluyor. Oksijen de düşük, ColorOS'ta daha yüksek bir puan aldı. Pil seviyeleri nasıl derseniz, ikisinin de yani iki arayüzde de pil seviyesi aynı. Fakat genele bakarsak diğer telefonlara göre biraz daha düşük bir pil durumu var. İşlemci tarafında da sanki yazılımsal bazı sıkıntılar var. Yani tam performans veremiyor gibi geldi telefon bana. Ses tarafında güzel ses veriyor. Yani yanında böyle ondan daha güzel bir cihaz yoksa hocam daha ne olsun dersiniz. Yani bunda bir sıkıntı yok. Zaten stereo bir hoparlörü var. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC bütün bağlantılarımız zaten telefonda mevcut. Bunları test ettik mi? Sadece Wi-Fi'yi test ettim. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Bir çekimde bir sıkıntı yaşamadım. Hızı da gayet iyiydi. Hızlı bir şekilde indirip hızlı bir şekilde veri yükleyebiliyordu. 4500 mAh'lik pili sıfırdan yüze doldurma testlerini zaten pil testinde görüyorsunuz. Gerçekten o pil testleri çok uzun sürdü. Çünkü hem oksijende yaptık hem ColorOS'ta yaptık. Yani bizi bitirdi o pil testleri. Ve enteresan bir durum var. ColorOS'ta telefon kapalıyken hızlı şarj olmuyor. Büyük sıkıntı. Hep 50-55 dakika arasında doldurdu. Telefon açıkken 35 dakikada falan doldurdu. Ama oksijene geçtiğimiz zaman kapalıyken de açıkken de yani 35 dakikada dolduruyor pili sıfırdan yüze. ColorOS'ta bir sıkıntı var. Yani kapalıyken normalde daha hızlı doldurması gerekir. Evet, hızlı şarj açıkken de kapalıyken de devreye girmesi gerekir. Açıkken belli bir şeyler arka planda çalıştığı için kapalıya göre daha uzun süre de pili doldurması gerekirken ColorOS'ta bu durum böyle değil ne yazık ki. Büyük ihtimalle ColorOS'ta gene yazılımsal bir sorun var. Hızlı şarj kapalıyken devreye girmiyor. Hızlı bir adaptörümüz var. 65 wattlık bir adaptörümüz var. Bir de kablosuz bir standımız olsaydı 50 wattlık da orada bir gücümüz olacaktı. Gerçekten iki tarafta da çok güçlü bir pil doldurma sistemi olan bir telefon diyebiliriz biz bunu. Ve gelelim kamera tarafına. Şimdi kamera tarafında bu telefon zaten kamerasından dolayı çok fazla reklamı yapıldı. Çok fazla hani beklentiye soktu insanları. Şunu kafadan söyleyeyim. Beklentiyi karşılamıyor telefon. Neden karşılamıyor? Sebebini de söyleyeyim. Normal şartlarda telefon güzel fotoğraf çekiyor. Hani küçük boyutta bakarsanız o güzel diyorsunuz. Detaya indiğiniz zaman bir bakıyorsunuz inanılmaz bir kirlenme var fotoğrafta. Buna kirlenme diyebiliriz. Noise diyebiliriz. Gürültü diyebiliriz. Hani ISO diyebiliriz. ISO, ISO aynı şey zaten aslında. Yani ne derseniz deyin. Detaya girdiğiniz zaman telefonun fotoğraf çekme modunda bir sıkıntı var. Aga ya siz nasıl böyle bir problemle bunu piyasaya sürdünüz? Ya beklentiler çok üst sınıf ve ilk karşılaşım, ilk iletişim, ilk etkileşim
bizi hüsrana uğratıyor ya. Zaten buna ben şey diyorum yani, ölü doğmuş bebek diyorum. Yani şimdi 888 işlemcisi, 12 GB RAM, 256 GB hafızası, UFS 3.1 falan filan. Ya arkadaş, bunlar zaten başka telefonlarda da var. Ben buna bu kadar para vereceksem kamerasından dolayı veriyorum. Hani tabii ki bu fiyatı arttıran şeyler işlemci o bu, ama demek istedim bunlar zaten başka cihazlarda da var. Bunun ayrı bir yere koyduğumuz şey Hasselblad ile yapılan bu ortaklaşa iş bizi böyle çok büyük bir beklentiye soktu ve bu beklentiyi vermedi. Net bir şekilde söyleyeyim. Fotoğraf tarafında böyle bir sıkıntısı var. Şimdi ben burada kamera özelliklerini falan artık saymıyorum. Gerek de görmüyorum. Çünkü kutu açmasında zaten bu var. Ve zaten herhangi bir siteyi açsanız hangi kamera, ne geniş açı, diyafram nedir göreceksiniz. Ben şu an size deneyimimiz anlatıyorum. Çünkü bu deneyim sonucunda bu kadar teknik özelliği anlatmanın hiçbir anlamı kalmıyor yani. Hiçbir anlamı kalmıyor. 200 megapiksel olsa ne olur? Sıkıntılı bir fotoğraf çektikten sonra hiçbir anlamı yok benim için. Dolayısıyla fotoğraf tarafında böyle bir sıkıntı var. Yani çok mu kötü? Ya kötü değil. Kötü değil. Ama bu parayı veriyorsak, ki ben bunu 1300 dolara aldım. Ben bu parayı buna veriyorsam neden verdim ben bu parayı? Çünkü bu Hasselblad ile yapılan ortak bir platformda buluşuyor bunlar. Kamera sistemine Hasselblad devreye giriyor. Dolayısıyla böyle açık ara bir fark atacak diye düşünüyorum bazı modellere karşı. Olmadı yani, umduğumu bulamadım. O yüzden biraz sıkıntılıyım bu açıdan. Bu telefonu alacak olan kişiler için de hocam çok abarttın, çok gömdün diyeceksiniz belki, ama hani burada gömecek ya da bilmem nelik bir durum yok. Yani parasal olarak bakıyorum olaya, bu paralara ilk etkileşim iyi olmalıydı. Ya hocam bunu sonradan düzeltirler. Az önce ne dedim? Sonradan düzeltildikten sonra artık geçmiş olsun. Piyasaya çıkıyor. İlk karşılaşıyorsunuz ve sizi hüsrana uğratıyor. Ondan sonra sen durumu toparlasan ne, toparlamasan ne. Zaten ilk potansiyeli kaçırıyorsun satış. O ilk satış anını kaçırıyorsun. O yüzden benim için sıkıntılı bir durumdu bu. Bir daha söylüyorum. Fotoğrafları iş görür, fotoğrafları detaylı, gerçekten detaylı çekiyor. Ama o ISO kirliliği, o bitiriyor olayı. Yani bu durum Realme 7 Pro'da da vardı. Realme 7 Pro inanılmaz detaylı, güzel fotoğraf çekiyordu. Arkadaş, inanılmaz bir kirlenme vardı fotoğrafta. Hani detaya girdiğiniz zaman oho diyordunuz. Aynı durum bunda var ya. Hasselblad bunun neresinde? Hasselblad buna ne kattı? Oppo'ya, pardon, OnePlus'a ne kattı? Sanki Oppo'nun yazılımcıları gelmiş, kamerayı biraz düzeltmeye çalışmışlar. İşte ortaya da böyle kumlu bir görüntü çıkmış. Aynen Realme 7 Pro'da olduğu gibi. O da çok detaylı, güzel fotoğraf çekiyordu ama çok fazla kumlu çekiyordu. Yani aynı şeyleri söylüyorum ama yaşadığım olaylardan dolayı size anlatmaya çalışıyorum durumu. İzah etmeye çalışıyorum. Peki video tarafı nasıldı? Video tarafı güzeldi. Yani yiğidi öldür, hakkını yeme. Zaten video tarafı şu ortamda ben aldığım gün şöyle bir baktım. Yani dedim bu acayip bir video çekiyor dedim. Zaten kanalda bir tane karşılaştırma var. Video karşılaştırması, ki videonun ne, yani testte neler yap. Aslında yanlış söyledim. Kanalda bir tane karşılaştırma var. 4K karşılaştırmaydı o. Orada bakabilirsiniz ne kadar iyi ne kadar kötü. O karşılaştırmayı yaptığım arkadaşımız, kanala abone olan arkadaşımız Mustafa ile beraber yaptık. Sonradan videoyu izlediği zaman ona sordum hangisi daha gerçekçi çekmiş. Abi dedi OnePlus daha gerçekçi çekmiş dedi. Halbuki o sırada videoda görüyorsunuz OnePlus ekranında gözüken gerçekten çok uzak ama çok canlı. Çok böyle göze hoş gözüken, işte budur ne kadar güzel çekiyor dedirten bir görüntüsü vardı. Fakat izlediğiniz zaman gördük ki diğerlerine yakın kalitede fotoğraf, video çekmiş. Ve en gerçekçiye yakın o çekmiş diyebiliriz. Dolayısıyla video tarafında ben yani üzülmedim. Yani ki ekranda izlersem, telefonda izlersem mükemmel yani. Çok güzel. Sadece diğer cihazlarla yan yana koyup da bir monitörde izlediğim zaman ha diyorsun, evet en gerçekçi o çekmiş, ama ekranda izlediğindeki o etkiyi oralarda alamıyorsun. Çünkü bunun ekranı çok güzel. Gerçekten her şeyi çok güzel veriyor. Velhasıl kelam kamera tarafı böyleydi.
Yani istemeden de şu cümleyi kurmuş oluyoruz tabii ki. Yani yeni yazılımlarla, yeni güncellemelerle her şey daha güzel olacaktır. Güzel günler bizi bekliyor çocuklar diyebiliriz. Umarım yararlı bir içerik olmuştur. Umarım ya hocam telefonu çok gömdün demezsiniz. Ben tamamen kendi tecrübelerimi anlatıyorum. Sizin kendi tecrübeniz varsa siz de yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ama telefonu kullanmadan telefonu gömmüşsün diyen kişilere de Allah akıl fikir versin diyorum. Başka da hiçbir şey demiyorum. Sizleri her zamanki gibi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.